Herkese merhaba, Bomba TV'ye hoş geldiniz. Ben Alkın Pınar. Bugün sizlerle Amazon Games'in bu haftaki bedava oyunu Yooka-Laylee'ye bakacağız arkadaşlar. Yeni nesil platform oyunlarından Yooka-Laylee. Yani daha grafikleri daha düzgün, daha oynanışı farklı. Sonic neslinin devam eden tarafları gibi. Bakalım Yooka-Laylee. Ben biraz şöyle baktım neler oluyor, neler bitiyor diye ama çok da bir şey anladığımı söyleyemem. Ondan baştan beraber başlayacağız. Yani kendi içinde bir hikayesi var Yooka-Laylee'nin. Bir tane kötü profesör gibi bir şey var. İşte bütün kitapları çalıyor falan gibi bir hikaye koymuşlar. Yani hikayenin tip çok bir karşılığı yok. Ondan hikayeye geçeceğim. Oynanan oyun nasıl bir oyun, nasıl oynanıyor ona bakacağız beraber arkadaşlar. Yani WASD ile hareket ediliyor. Space'de double jump var. C ile böyle etraftaki kelebekleri falan yiyoruz arkadaşlar. Double jump'ı bir daha göstereyim. Oyunu oynadıkça anladığım kadarıyla daha çok özellik geliyor. Hareketli bir oyun. Mouse'la bakma açısını ayarlamak mümkün. Konuşacak şimdi bu. Konuşma ses efekti yem 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 gerçekten yorucu. Ondan hiç ben çok yoruldum onları dinlerken. Biraz yani biraz daha genç nesile hitap edecek şekilde dizayn edilmiş oyun. Şimdi ama bununla konuşarak atak yani atağımızı aldık, kuyrukla vuruyoruz. Çok iyi bir başlangıç. Vurma gücümüzü elde ettik. Şimdi inceden ben buralarda fazla oyalanmak istemiyorum. Şunu kırayım sandığı. Aç kapıyı gideceğim abi. Adventure'a gideceğim. Hayır. Bizden biraz daha bize biraz daha kır diyor. Biraz sandık kıracağız arkadaşlar. Tüy topluyoruz. Grafikler eğlenceli. Bakın. Şunu da göstereyim size. Bak kafa atınca da oluyor ama. Bunlardan da arkadaşlar kelebeklerden de can dolduruyoruz sandık öyle. Şurada bir sandık var. Kameranın locked olma özelliği var mı bilmiyorum ama varsa faydalı olur gerçekten. İnsan kamerayı locked olarak oynamak istiyor. Burada bir sandık var. Buna Z ile kuyruğumuzu atalım. 5 tane topladık. Ha, evet, gel diyor. Ha, tamam. Şimdi gidelim arkadaşı. Kapı açılsın. Adventure'a şöyle bir göz atalım. Yani CTRL ile eğilmiyor bu arada arkadaşlar. Çünkü bazı obstacle'lar yukarıdan geliyor. Eğilerek kaçmak gerekiyor. Birazdan zaten göreceğiz. Şimdi tutorial gibi bir şey devam ediyor olacak. Hadi. Konunun özeti bir tane adam bütün kitapları çaldı arkadaşlar. Biz de kitapları geri elde etmeye çalışıyoruz. Haydi bakalım. Şimdi diyecek ah buradan gidilmiyor. Evet. O platformu atlayacağız demek ki. Mouse'la açıyı düzeltmek gerekiyor arkadaşlar. Hop double yaptık oldu. Eğildik gördüğünüz gibi. Hop. Suyun içinde CTRL ile dalıyor. Space'de yukarı çıkıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Önemli kontrollerden. Hayır. Hasit gibi bir şey düştük. Hasit gibi bir şey düştüm. Nereden bulduysam onu. Nefesinizi belirleyen indikatör de var. Sağda. Mouse elimize alın da. Hassasiyetini de ayarlayalım. Bu biraz sağa sola görmem gerekiyor. Yani şu mouse'a vurmayı mouse'a da ayarlayabiliyor muyuz acaba? Ha bu PlayStation Pro'yla oynamak üzere mi dizayn edilmiş acaba?
Evet, yok, onunla ilgili bir yorum yaptırmadı bize. O zaman ihtiyacımız olmadığı sürece klavyeden devam edeceğim ben. Çünkü vurma tuşları, yön tuşları da pratik değil. Ağzınızı kırmaya geldim çocuklar. Bunların abileri de gelir bir noktada ya. Evet, şimdi burada. Bu da profesörün adamı. Başkanıymış. Diyor ki işte artık kitap midap yok size falan gibi şeyler söylüyor. Hemen girelim şuraya da bakalım. Böylece kısa da olsa bir ön inceleme yapmış olalım. Amazon oyunlarında ukuleleyi de boş geçmiş olmuyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz itinayla özellikle Epic ve Amazon'da çıkan tüm bedava ücretsiz oyunları sizler için ön incelemesini, en azından ön incelemesi çekmeye çalışıyoruz. Ki sizler de beğendiğiniz bir bedava oyun olursa ondan faydalanın. Sevgili Can Terzi ile beraber bu konuda çok dikkat ediyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar, bu sayfaya ulaşmamız lazım. Platform oyunu tarafı başladı açıkçası. Bir yerlerde atlayıp zıplayacağız herhalde. Hadi kardeşim ya, çok uzatmayın ya. Hiç beni ilgilendirmiyor çünkü. Evet, soldan doğru gidiyorum. Ben onu anladım. Telefon çalışıyor, aç. Soldan doğru yola devam edeceğiz. Bu ne? Burada bir platform var. Oh. Ben çıkınca platform havaya kalktı. Easy mode. Buradan çıkılmaz. Şu platformu diyeyim. Tamam. Evet, şimdi bunun gelmesini bekleyeceğiz. Burada biraz mouse'lu işimiz var. Mouse'lu ayar çekme gerekiyor. Evet. Şimdi o tarafa da biraz yaklaşsın. Anam. Ha! Acele işe karıştı işte. Yani platform oyunu çok oynadık tabii zamanında. Aslında hani bir çocukluk anılarında bir yandan yad ediyor, etmiyor değilim. Yani ne vardı? Super Frog diye bir oyun vardı diye hatırlıyorum. Bu çift zıplama olayının kralı oydu ya o zamanlar. Ne anlatıyorsun ya? Ya! Acele ettim. Durduk yere acele ettiğim için burayı 5. kere turluyorum. Şimdi acele etmemeye çalışacağım. Yine acele ettim, biliyor musunuz? Yine lüzumsuz hareket yaptım yani. Kamerayı mouse'dan çeviriyorum. Bu muhtemelen kontrolörle daha rahat oynanan bir oyun arkadaşlar. Evet. Sayfamızı aldık. Ne işe yarıyor? Evet, sayfayı aldık. Sen de kimsin diyor. Sayfacıkmış adı. Ya ne anlatıyorsun ya? Bir sayfanın sayfası bu ama çok önemli bir kitabın sayfasıymış bu. Falan filan. Başka hiçbir kitaba benzemezmişmiş demişmiş. Yani size yardımcı olabilirim dedi. Gelin beni geliyorsun dedi. Ben de aşağıya bu kardeşimizin yanına atladım bakalım. Ne diyorsun? Her Tom için sana özellik vereceğim gibi bir şey söyledi. Ha, shift'e basılı tutarsak rampalardan yukarı çıkabilecekmiş zaten. Shift'e basılı tutunca tırmanıyor herhalde. Bakalım bir de oraya gidelim. Daha videomuz çok kısa oldu. Gidelim şuradaki puzzle'da çözmeye değil. Ya puzzle'lar falan aslında tabii ki eğlenceli. Oo, kitaba bak. Böyle mi oluyormuş bu? Allah'ım, tipe bakar mısınız ya? Sayfayı
sayfayı almaya çalışıyoruz bakalım. Ne anlatıyorsunuz? Hi hi ho 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 hi 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 diye konuşan bir tipi adamlar. Çalıyor mu diye baktım. Sarkı düğmeye ulaşmam lazım herhalde. Onda çok kolay. Evet, ne oluyor? Düğmeye mi ulaşıyoruz? Ha, shift'in süresi var. Ben diyorum ki shift oyunu çok aşırı hızlandırmaz mı diye düşünmüyordum. Tam bir Sonic çakması bu arada o shift hareketi. Ne oldu? Space'e bastık, bir şey oldu. Skill gelecek herhalde. Şöyle bir iletişime geçip bunun kapısını açacağız ama şurada bir sayfayı nasıl kurtaracağız ya oradan? Yani burada bir puzzle var ama nasıl puzzle'ın nasıl çözüldüğünü. Yani bir şununla mı acaba? Herhangi bir şeyle interact edemiyorum yani iletişime geçemiyorum. Bakalım yola devam edelim, ne olacak şöyle bir bakalım. Ah. Kamera açıları çok bela oyunda arkadaşlar. Gerçekten bela. Geçelim bakalım buradan ne oluyor. Geç. Kamerayı düzeltelim. Buradan yukarı mı çıkıyoruz? Evet. Yav. Hocamı kıracağız mı oradan acaba? Böyle bir şey olmadı. Üstünlerin üzerine mi atlayacağız acaba? Bakalım. Atlanacak bir yer var mı? Yok gibi de gözüküyor ama şu ağacı deneyim ama. Arkadaşlar çok daha obvious bir şey olması lazım. Ben kaçırıyorum herhalde. Bir daha buradan yukarı çıkmayı deneyeceğim.
Kamera açılarında kadar bela görüyor musunuz? Ya of. Kazmalım tuttu. Gerçekten kamera açısı ayarlayacağım diye. Kamera lock yok mu ya? Ben çıktım, ne oldu? Anlayamadım arkadaşlar. Ne yapacağımızı anlayamadım. Okuyunca bir şey anlayacak mıydık acaba biz bunları? Bir dakika ya, bir dakika. F, E, F falan hiç denemedik ya bence. Interaction olayı var buradaki makinelerle. Şu makinelerle bir iletişim var bence. Bu abimizle bir konuşalım. Tamam. Oradan çıktık kardeş. Sorunun o değil ki. Çıktık. Yani buradaki puzzle'ı... Burada mouse'dan da oluyormuş vurmak ya. Ateşleri mi yakacağız acaba? Enteresan. Kitabın içine giriyormuş ya. Böyle bir şey var mı? Bir saattir uğraşıyoruz burada. Kitabın içine giriyormuş arkadaşlar. Bu adamları alıyoruz. Evet. Burada bir tane tüy var. Buçuk var burada. Oo, burada bayağı bir iş var arkadaşlar. Bize bir görev verdi. O yarışma gibi bir şey verdik arkadaşlar. Ben bunu ya, yani hadi yapayım ya. Biraz sıkıldığımı itiraf etmek zorundayım. Evet. Burada öğrendiğim şey açık. Kelebekleri alırsak enerjimiz bitmiyor.
Orada bulut yavaş değilmiş. Yarışı kaybettik. Yarışı da kaybettik. Evet arkadaşlar tamam. Benden bu kadar. Benden bu kadar. Oyun kötü bir oyun değil. Belli ki bu tip oyunları sevenler için eğlenceli bir oyun ama benim için yeterli. Arkadaşlar Yooka-Laylee Amazon Prime Gaming'de bedava sizler için. Amazon Prime üyesi olanlar gidip en azından kütüphanelere atabilirler. İleride kendiniz oynamasanız da ileride çocuğunuza, kardeşinize oynatabilirsiniz. O tarz bir oyun. Eğlenceli, renkleri güzel bir oyun ama dediğim gibi bana yetti. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Son olarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hala da aboneyseniz bildirimlerinizi açın. Böylece videolar hatır olur olmaz. Sizlerin de haberi olur. Videoyu beğendiyseniz lütfen bana bir like bırakın. Yorumlarınızı, tavsiyelerinizi aşağıda bende paylaşın. Ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın.